Evet, merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sizleri gördük, daha iyi gördük. Güzel bir etkinlik konuşmuşlar. Neler söylemek istersiniz? Çok heyecanlıyım. Zaten daha önce çalıştığım markayla beraber kona geçmiştim. Şimdi burada bu markayla bir çalışmanın içerisinde yapacağız. O yüzden buraya katıldığım için de çok mutluyum. Son dönemde özellikle kona gittiğinizde hem başarılığınızla hem de giydiğiniz kıyafetlerle olduğu için fazla konuşuldu. Herkes konuşuluyor. Her kana giden konuşuluyor. yani marka isim verebiliyor muyum bu arada? Veremiyoruz da. Ha, tamam. Hem katıldığım markanın yani bilinirliği ve hani o markayla özdeşleşmem açısından benim için çok değerliydi. Tam da bulunmak. Ve giydiğim kıyafetleri tabii ki çok sevindim. Bitmeyen doğum günleri, doğum günü tekrar kutlu olsun diye. Çok her yerde ederim. Bir pasta kesiliyor. Çok anlamlı ve esprili bir pasta da geldi geçtiğimiz günlerde. Evet, biraz aynen. Biz kardeşim yaptı pastayı. Biz sürekli bir ara işte midem bulanıyor. Kısacağım galiba. Tost istiyorum diye dolaştığım için kardeşim de sağ olsun öyle bir pasta yapmıştı. Bir arkadaşım yapmıştı. Böyle güzel geçti. Nasıl bir süreçten geçiyoruz son olarak? Nasıl geçiyor bu süreç sizler için? Güzel geçiyor süreç. Yani biraz böyle acı kısmını bırakıp tatlı kısma geçtim. Böyle çocuğumu daha çok hissettiğim bir yerde. O yüzden mutluyum yani. Kaan Bey için. Kaan Bey çok mutlu. Hepimiz mutluyuz vallahi. Aşeriyor musunuz? Bir... Aşermiyorum. Yani çok yemeye başladım ama aşermiyorum. Normal yediğim gibi aslında. Yani. Dolaplar değişmeye başladı mı sizin için? Değişti. Yani bir ay, iki ay öncesinden başladı zaten değişmeye. Şu an hamile kıyafetlerine geçiş yapmış bulunmaktayım. Ama bundan dolayı da mutluyum. Hayatımın bu evresinde bu tattığım için gerçekten iyi hissediyorum. Kaan Bey evde yardımcı oluyor mu size? Nasıl geçiyor süreç onun için? Oluyor, yardımcı oluyor. Kaan her konuda bana yardımcı oluyor sadece. O yüzden zorlanmıyorum. Hala bir canınız bir şey aşerdiğinde bir yere yolladığınız oldu mu geç saatlerde böyle? Yok, hiç öyle geç saatlerde. Genel olarak bir şey aşermiyor zaten. Ve canım her şey gibi. Zaten yakınında elimizin altında bulduğumuz için böyle bir durum olmadı valla. Kaan'ı zorlamadım yani bunu merak ediyorsanız. Kaan'ı zorlandığı bir durum yok. Peki son olarak isim konusunda bir düşünceniz var mı? Fikirler oluştu mu kafanızda? Yani hala yok. Kararsızız. Bilmiyorum. Bize de sürpriz olacak gibi. O yüzden uzun yıllardır da çalışıyorsunuz yoğun bir tempoda. Bu yüzden şu sıralar evde oturuyorsunuz. Biraz da dinleniyorsunuz aslında. Nasıl geçti bu süreç sizin için? Yani çalışmaya o kadar alışmışım ki. O yüzden böyle dinlenmenin böylesi harika ama çok böyle oturmak bana göre bir eylem değil galiba. O yüzden böyle vaktimi işte çalışırken yapamadığım şeylere bakıyorum. Yani sonra bakalım. Göreceğiz. Bir yurt dışı tatili de oldu size galiba. Tatilde oldu. İşte ben yurt dışına çıktım biraz. Evet. Şimdi artık durulma zamanı diyorum. O yüzden biraz dinlenip böyle evde teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir kısa görüntü alalım.